Ayşen, bir sesini duyayım istedim. İyi yapmışsın. Ama müsait değilim Ateş, bak sofradaydı. Özledim Ayşen. Ben de seni çok özledim. Ama Ateş, böyle her kafan estiğinde arama beni lütfen ya. Bak telefon ortada olacak, biri görecek diye ben çok korkuyorum, lütfen. Tamam tamam, çok affedersin. Ben bir daha arayacağım zaman önden mesaj atacağım sana. Mantıklı, evet. Yaz sen bana. Aa bu arada, bak aklım sende kaldı benim. Bugün babanla ilgili saçma sapan şeyler söyledin. Bugün kadının çantasında ödünç aldın ya, sakın bir delilik yapmaya kalkma ha. Delilik mi? Ayşen, sen beni hiç tanımamışsın. Ben senin için her türlü deliliği yaparım. Sen hiç merak etme. Niye ki? Ne demek niye? Biz seninle neyiz? Biz... Ne yaşıyoruz biz seninle? Ayşen'cim, benim çok acil bir işim var. Hemen kapatmam lazım, tamam mı? Bari bir cevap verseydin. Daha soruma bile cevap vermiyor ki adam. Ne bekliyordun Ayşen? Senin için kendini tehlikeye atacak beyaz atlı bir prens mi bekliyordun sen? Hı? Daha çok beklersin. Allah bilir mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Tabii lüks hayatına, rahat yatağına da kavuştu. Oh mis! Ateş? Ayşen. Bu sefer geldim. Aşağıdayım. Aa, neden? Ne işin var burada ya gece gece? İşte işin en güzel kısmı da burada. Seni almaya geldim. Saçmalama, tabii ki gelemem. Ne demek saçmalama? Peki, o zaman hemen teklifimi sunuyorum. Eğer 2 dakika içinde aşağı inmezsen, kornaya basar, bütün evi ayağa kaldırırım. Seçim senin. Bekliyorum. Çok güzel. Evet. Güzel bir yer burası. Ara sıra geliyorum. Ama hiçbir zaman bu akşamki kadar güzel olmadı, biliyor musun? Neden? Çünkü ilk defa baş başayız ve mahalleden uzağız. O kadar iyi geldi ki. E tadını çıkaralım o zaman. Nasıl? Ay Ateş, bak göldeki gibi bir delilik yapacaksan aman ha. Merak etme, merak etme. Ben orada dersimi aldım. İlk olarak ağaçlara tırmanmıyoruz. İkincisi de kesinlikle ağaçlara bağlı olan iplerden sallanmıyoruz. Şimdi anın tadını çıkarmamız için yapmamız gereken birkaç ufak şey var. Öyle mi? Hı hı. Neymiş? Öncelikle başını omzuma yaslaman gerekiyor. Tabii tabii. Gel, çekinme. Gel gel. Güzel. Şimdi gözlerini kapat. Ve anın tadını çıkar. Ateş. Kalbin çok hızlı atıyor. Aslında ben de tam olarak bu konuyu seninle konuşmak için buraya getirmiştim seni. Ayşe. Sen benim kalbimin ritmini değiştiriyorsun. Sen bu
kadar romantik biri misin? Yok canım. Şöyle açıklayabiliriz bu durumu. Eğer sen de benim gözlerimden kendini görebilseydin, o zaman beni daha iyi anlardın. Ne bileyim, ilk kez seninle böyle bir anın içindeyim. Hatta ben seni doğru dürüst tanımıyorum bile Ateş. Tamam. Tanışalım o zaman. Ben Ateş Avcı. Ben de. Ayşen. Çok memnun oldum. Pardon, söyledim sandım da. Benim kadar olamazsın. Elimi alabilir miyim? Ya çok felasın ya. Demek ki olabiliyormuş yani, insanlar dalabiliyormuş böyle zaman zaman. Beni anlamana o kadar çok sevindim ki. Nerede kalmıştın? Ayşe. İyi ki varsın. Sen de.